Değerli meclis üyesi arkadaşlar, sayın başkanım, muhalefet de demeyin, siyasi parti grup başkanı arkadaşların telkinleri, tespitleri, teşekkür ediyoruz. Ancak bunu yaparken Özgür Bey'in kürsüde zikrettiği şeyler bazen birbiriyle çelişti. Kırsaldan şehre göçü nasıl engelleyeceğiz diyoruz. Arkasından hobi bahçesini niye yapmıyoruz diyor. Bunlar anlaşılabilir şeyler değil. Performans, bütçe, bunlar yasal zorunluluklardır. Her şehre göre de kendine göre farklılıklar arz eder. Evet. İktidar olduğunuz takdirde, bunu ukalalık olarak algılamayın, bu işleri yapmaya başladığınızda böyle yorumlandığı gibi olmadığını göreceksiniz. Bütçe ve performansta rakamlar, öngörüler, hedefler konurken yasal zorunluluklara göre konur. Daha sonra gerçekleşmeye başladığında fasıllar ve daireler birbirlerine transfer ederler. Hiçbir belediye, CHP, İYİ Parti, AK Parti, HDP dahil şirketini, iştirakini, zararını örtbas etmek gibi bir düşüncesi olamaz. Yasalar buna müsaade etmez. Buralar Sayıştay tarafından denetlenir, kimsesiz değildir, başıboş değildir ve kontrolsüz de değildir. O yüzden eleştirilerimizi yaparken elbette eksiğimiz olabilir, elbette yaptığımız işlerin tamamı dört dörtlük olmayabilir ama şehrimizi ve meclisimizi bu konuda yıpratmazsak sevinirim. Trafik yoğunluğu takdir ederiz, doğrudur. Demek ki iktidarımız döneminde vatandaş çok zenginleşmiş ki bu yollara sığmaz olmuşuz. Osman Kavuncu'yu yıllarca yad ettik, uçak iner buraya dedikleri yerde arabalar kilit olmuş. Herkesin evinde 3-5 araba var. Bir de çok konuyu siyasallaştırmadan kapatmak istiyorum. Sokağa çağıran muhalefet muhalefet değildir arkadaş. Sokağa kimse kimseyi çağıramaz. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.